Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr. Şengör'den Rütük Başkanı'na açık mektup. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlık koltuğunda oturan Ebubekir Şahin isimli bir şahıs, geçtiğimiz günlerde bir gazeteciye verdiği mülakatta Rus, Amerikan, İtalyan bilimler akademileri üyesi, Caltech, Oxford ve Collège de France profesörü Celal Şengör hakkında ileri geri laflar etti. Bunun üzerine Profesör Şengör de biraz aşağı bir seviyeye inmek pahasına da olsa benim köşem aracılığıyla kendisine bir yanıt verme gereği hissetti. Aşağıda okuyacağınız satırlar kadim dostum Celal'in Ebubekir Şahin isimli kişiye açık mektubudur. Sevgili Fatih'ciğim, aşağıdaki mektubu önce doğrudan Rütü'ye yollamayı düşünmüştüm. Ama sonra halkımızın da bu cevabı bilmesinin yararlı olacağı geldi aklıma. Onun için de uygun gördüğüm takdirde yayımlaman arzusuyla sana yolluyorum. İzmir seyahatimiz ve sonra da Covid'in beni yatağa düşürmesi cevabı epey geciktirdi. Rütük, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri haddini aşan beyanlar dağıtmakta devam ediyor. Söyledikleri ve ekibiyle birlikte yaptıkları, ülkemizin kültür ve eğitim yaşamına önemli ve olumsuz etkiler yaptıkları için ve bilhassa şahsım hakkında iftiraya varan sözlerine bir cevap vermek gereğini hissettim. Önce hakkımdaki sözlerini Sabah gazetesinde yayımladığı şekliyle aynen aşağıya aktarıyorum. Bakın, adının önünde profesör yazan bazı kişiler ekranlarda boy göstererek utanmadan Rütü'yü bahse konu dizi üzerinden ve kendi yayın ihlalleri nedeniyle aldıkları cezalar sebebiyle hedef gösteriyor. O isminin başında profesör olan arkadaş kendi işine baksın, uzmanlık alanındaki konularda ahkam kessin, bıraksın da biz de işimizi yapalım. Yalan yanlış, yüce dinimize ve kutsallarımıza saldırmış olduğu programın yaptırım kararının yargıdan döndüğü yaygarasıyla kamuoyunu yanıltmayı ve halkımıza yalan söylemeyi bıraksın. Yargı süreci devam ediyor. Konu yargıda. Takibimizde istinaf ve Danıştay süreçleri var. Kusura bakmasın ama işimizi ve onun gibi sabah din bilimci, öğleden sonra yer bilimci, akşam programlarında da güvenlik bilimci proflardan öğrenecek değiliz. Burada yalan yanlış yüce dinimize ve kutsallarımıza saldırmış olduğunu programın ifadesindeki yalan yanlış neymiş onu tarihi belgelere dayanarak belirse de biz de aydınlansak. Yargı sürecinin devam ettiğinden bahsediyor. İlk mahkemeyi kaybettiği istinaf mahkemesi ve Danıştay sözlerinden açıkça görülmekte. Burada bana hangi yalanı atfetmektedir? Ebubekir Şahin Bey Hazretleri bilimsel bir ifadeyi mahkemeye götürmeye kalkarken acaba kendisini Engizisyon Mahkemesi savcısı mı sanmaktadır? Kendisine şunu tebliğ etmekten hicaplıyorum. Zira her uygar insan Engizisyon Mahkemelerinin sonuncusunun 17. yüzyılda toplanmış olduğunu bilir. Malum böyle bir denemeyi İtalyan Engizisyonu Galile'ye karşı yapmış, onu ev hapsine mahkum etmişti. Sonra ne oldu? 31 Ekim 1992'de Papa John Paul kilise adına Galileo'dan özür dilemek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre sonra 19 Eylül 2008'de Angelikan Kilisesi de Darwin'den özür diledi. Ben İbrahim ve Musa peygamber denen kişilerin tamamen masalsı karakterler olduklarını, Mısır'dan Yahudilerin çıkışı ve bu arada Firavun'un ve ordusunun helak olması olayının hiçbir zaman tarihi kaydının olmadığını söylemiştim. Bu anlatılar sadece Yahudilerin ulusal destanı olarak yorumlanan Tevrat'ın ilk 5 kitabında bulunan mitos parçalarıdır. Bu kitaplar da en erken M.Ö. 8. yüzyılda kaleme alınmışlardır. Ebubekir Şahin Beyefendi Hazretleri bu bilimsel sonuçları inkar mı etmektedir? O zaman buyursun, kendi inandıklarını ispat etsin. Ama masalları değil, tarihi belgeleri kullanarak. Ben de derhal bilimsel yanlışımdan dolayı özür dileyim. Unutmasın, bu tür iddialar mahkemelerde değil, bilimsel literatürde karara bağlanır. Haydi hodri meydan. Bunu yapmadan önce de büyük İngiliz şairi ve cumhuriyetçi politikacı John Milton'un basın yayın özgürlüğünü savunan ilk önemli belge olan 1644 tarihli Areopagitikasını da bir okuyuversin. Belki o zaman Kızıl Goncalar hakkında ekibiyle birlikte aldıkları kararın niçin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu anlayabilir. Kızıl Goncalar sık sık basında ve televizyonda karşımıza çıkan çirkin olaylardan başka bir şey mi göstermektedir ulusumuza?
Peki tarikatlar anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir hükmüne göre zaten yasak değil midir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye çalışmak suç değil midir? Bunların yanında 30 Kasım 1925'te kabul edilen tekke ve zaviyelerin kaldırılması kanunu, tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbekarlıklarla bir takım unvanların men ve ingasına dair kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Türbekarlıklarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik ve benzeri bir takım unvanlar kaldırılmıştır. Ebu Bekir Şahin Beyefendi Hazretleri ve Rütük üyeleri koydukları yasakla İslamiyeti değil, çirkin suçlar işledikleri sık sık gazete manşetlerimizde görülen ve aslen anayasamızca yasaklanmış olan tarikatları korumaktadır. Yaptıkları, Godfather filminde gösterilen kanun dışı bir organizasyonu ve ettikleri haltları beyaz perdeye taşıyan bir yapımı yasaklamaya benziyor. Ebu Bekir Şahin Beyefendi Hazretlerinin oradaki görevi kendi tabiriyle yüce dinini değil, gerçekleri savunmaktır. Bunun aksi laikliğe de insan aklına da aykırıdır. Zaten yaptıkları da kendi ilan ettiği halka gerçekleri göstermek amacıyla da her açıdan çelişmektedir. Yoksa kendisi Atatürk'ün aşağıdaki sözlerine karşı mıdır? Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin bütün kapsamıyla medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla anlayacak ve kendilerinden hemen tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık erginliğe ulaştıklarını elbette kabul edeceklerdir. Kastamonu 1925. Açıkça söylese de biz de öğrensek. Not: İsmimin önünde sadece profesör yazmıyor. Ebu Bekir Şahin Beyefendi Hazretleri ismimin önünde ve arkasında yazılanların tamamına bir göz atsa benim kendi işime ne kadar baktığımı görür. Ben ne din bilimci ne de güvenlik uzmanıyım. Sadece jeoloğum ama kültürlü cinsinden. Kendisi ise işini yapmamaktadır. Tekrar edeyim, yobaz kollayıcılığı Rütük'ün görevleri arasında değildir. Celal Şengör. Pompalı. Sabah erken saatte haberleri dinliyorum. Zannederim Habertürk televizyonu açık. Yavuz Barlas'ın ekonomi yorumlarını bekliyorum. Peş peşe gelen haberler dikkatimi çekiyor. Anadolu'nun 3 ayrı ilinde 3 ayrı olay. Üçünde de pompalı tüfekli saldırı var. Üçünde de tetiği çeken de pompalı tüfeklerin namlusundan çıkan saçmalara hedef olan da çocuklar. Yaralayanlar da, yaralananlar da, hayati tehlikesi sürenler de hepsi 15, 16, 17 yaşında genç bile diyemeyeceğimiz çocuklar. Türkiye bir ara bu pompalı tüfek meselesini çok tartıştı. Silah ruhsatı almak çok da kolay olmadığı için Türkiye'de bireysel silahlanma pompalı olarak adlandırılan av tüfekleriyle oluyordu. Yasalar gereği fişek haznesi 2'ye indirilmeden avda kullanılması yasak olan 5 mermi kapasiteli tam otomatik ve pompalı diye tabir edilen yarı otomatik tüfeklerin satışları bir ara patlama yapmıştı. Peynir ekmek gibi satılan bu tüfeklerin gün gelip ülke açısından bir güvenlik sorunu olacağı, hatta belki de Cumhuriyet karşıtı bir kalkışmada kullanılabileceği 1990'lı yıllarda uzun uzun tartışılmıştı. Bu pompalı tüfeklerden yüz binlercesi, belki de milyonlarcası satıldı. Evlerde, duvarlarda, yatak altlarında yerlerini aldı. Çok şükür Cumhuriyet karşıtı bir kalkışmada kullanılmadı ama şimdi çoluk çocuğun elinde dehşet saçmaya başladı. Her gün en azından bir mahallede birileri elindeki pompalı tüfekle birbirine saldırıyor, insanlar bu tüfeklerle ölüyor, öldürüyor.
Hepimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bu tüfeklerin tehdidi altındayız. Acaba devletimizi idare edenler bu tehlikeye karşı bir önlem almayı, bunların kayıt dışı olanlarını en azından kayda geçirmeyi, bu silahlardan bulundurma hakkına sahip olmayanların ellerindekini geri almayı düşünüyor mu? Yoksa milletin birbirine pompalıyla vurmasından memnun mu? TOGG'un yurt dışı satış planı ne? Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Las Vegas'taki CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nın otomotiv bölümünde en geniş pavyonu kiralayıp yeni modelini tanıttığını Ertuğrul Özkök'ün yazısı sayesinde öğrendik. Tanıtılan yeni model benim merakla beklediğim ve daha önce sergilenen prototipine bayıldığım sedan olmamış. Oldukça avantgard bir sedan olan o ilk prototipten vazgeçilip fastback havalı yeni bir model üretilmiş. Ben hala ilk sedanın daha güzel olduğunu düşünüyorum ama bu yeni modelde aslında şu anki trendlere uygun. Seat'ın yeni markası Leon'un PSA grubundan Peugeot, Citroen ve DS'nin öncü olduğu ve light SUV diyebileceğimiz bir klasmanda hoş bir otomobil yapmışlar. Bu yeni anlayış ABD'de giderek yükseliyor. Cadillac bile bu tarza yöneldi. Doğru bir seçim gibi duruyor. Ancak benim asıl merak ettiğim bu değil. TOGG, Özkök'ün de dediği gibi fuardaki en büyük standı kiralamış. Bunun bedeli CES gibi bir fuarda astronomiktir. Tefrişatı, dekorasyonu falan da ekleyince bayağı bir yekün tutmuştur. Sektörde uluslararası oyuncu olmak istiyorsanız bunu yapmak gerekir. Benim de merak ettiğim tam bu işte. TOGG, sektörde uluslararası oyuncu olmak konusunda ne düşünüyor? Markanın şimdilik 175 bin olan yıllık kapasitesinin tamamını şimdilik tek, bir süre sonra iki modelle Türkiye'de satması şu an için pek de mümkün görünmüyor. Bu amaçla Avrupa'da ya da yakın coğrafyamızda, Rusya'da, Azerbaycan'da, Irak'ta, İran'da bir pazarlama stratejisi, bir bayi ağı kurma projesi var mı? Varsa bu proje ne aşamada? CES'e milyonlar harcandığına göre böyle bir hedef olmalı, değil mi? Ne zaman insan oluruz? Rütbemiz yükseldikçe gönlümüz alçaldığı zaman.